Test case'imiz şu. Kullanıcı bu sayfaya gidecek. Şu Back to Tech Pro Education linkine tıklayacak. Tamam, bunu önce bir yazalım. Hemen future file'ımızı oluşturalım. Iframe, multiple window. Bunun ikisinde bu aynı dosyada öğrenmiş olacağız. Multiple window ve iframe kelimelerini yazdık. Senaryomuzu oluşturalım. Future, iframe, windows şeklinde. Senaryo 1, iframe, window diyelim. Buna da aynı şekilde. Test case'imizi yazalım sevgili arkadaşlar. Given, kullanıcı şu siteye gitsin. Öncelikle test sitemize gidelim. Buraya gittik. Sonra end. Diyeceğiz ki şu back to tech pro education'a tıkla. Ama buraya tıklamadan önce arkadaşlar bu iframe'in içinde ya. Önce bir iframe'i bir switch yapalım. End switch to frame 1 diyelim. İlk frame'e switch yapsın. İlk frame'e geçiş yapsın. Frame 1. Sonra end şu kullanıcı bizim bu vermiş olduğumuz şu elemente tıklayacak. Neydi o element? Tıklayacağı elementin adı neydi? Şu back to techproeducation.com'a tıklayacak. Kullanıcı back to techproeducation.com linkine tıklar. Tamam mı? Linkine tıklar. Yani switch birinci frame'e switch yapacağız. Sonra da kullanıcı şu back to techproeducation linkine tıklar. Şu linke tıklayacak. Böyle bir test case'imiz var. Şimdi ben yine buna bir tek esan edeceğim. Iframe diyelim şöyle. Şimdi arkadaşlar benim burada devamlı tek yazıyorum. Bunu yazma sebebim daha önce açıklamıştım. Runner'dan çalıştırmak Cucumber frameworklerinde olmazsa olmaz diyebilirim. O kadar önemli. Neden? Çünkü burada raporlar var. İşte şurada monokrom koymuşuz. Yani bu raporların oluşması, şuradaki monokromun piyasaya çıkması, şu normalde hani çok fazla detaylara girmiyoruz ama normalde şuradaki yazıların bu şekilde çıkabilmesi, bunların sebebi runner'dan oluşturmamız. Çünkü runner'dan oluşturmadığımız zaman, runner'dan çalıştırmadığımız zaman sadece future file'dan şuradan çalıştırabilirsiniz ama o zaman bir, daha önce yaşanmıştı. Selenide de bazen future file'dan çalıştırdığınız zaman test case'ler düzgün çalışmıyor. Yani tam olarak verim alınamayabiliyor. Ama siz runner'dan çalıştırdığınız zaman, ki her zaman runner'dan çalıştırılması tavsiye edilir. Normalde bazen şu future file'dan çalıştırdığınız zaman da çalışır ama bazen iki defa, üç defa çalıştırmak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü fail edebilir bazı durumlarda. Özellikle ilk defa oluşturduğunuz bir step definition varsa bunu şuradan çalıştırmak yerine runner'dan çalıştırırsanız daha fazla verim alırsınız. Evet. Şimdi iki tane step definition oluşturdum. Bunları hemen test center step definition class'ımızda oluşturalım. Birincimiz, şurada ikincisi. Tamam, bu ikisini oluşturduk. Switch to frame. Sevgili arkadaşlar, bir frame'e switch to yapabilmemiz için şuradaki alert'te olduğu gibi aynı metodu kullandığım zaman ben alert'i de switch yapabilirim ya da şöyle frame'e de switch yapabilirim. Şimdi frame'e switch yapmanın birden fazla yolu var. Yani indekste ya da name veya IDC ile ya da web elementle yapabilirim. Hatta bu Selenide de ikinci bir parametre verebilirim. Burada implicitli bir şekilde wait eder. Yani o frame'e switch yapamazsa siz dersiniz ki switch yapmayı dene. Şu ikinci kısma 10 saniye verirseniz 10 saniye boyunca switch yapmayı deneyecek. Eğer ilk denemede başarılı olamazsa. Bunu implicitli bir şekilde deneyecek. Tabi bu bir detay. Biz şurada dizaynımızı şu indekse göre yapalım. Switch to frame dedik. Şimdi arkadaşlar şu parametre 1 idi. Tabi ben frame diyelim. Frame dedik. Şuraya arkadaşlar frame eksi 1 yazacağız. Çünkü indeks 0'dan başlıyor ama biz buraya ne dedik? 1 dedik ya, sayma sayıları 1'den başlıyor. İndeks 0'dan başlıyor. Dolayısıyla benim 0. indekse gitmem gerekiyor. 0. indeks eşittir 1. iframe. Tamam mı? Burada 0. indeks. Yani burada 1 eksi 1 eşittir 0 yani. 1 eksi 1 eşittir 0 olduğu için bu sıfırın indekse gidecek. Dolayısıyla 1. iframe'e switch yapmış olacak. Ve bunu işin güzel tarafı şu arkadaşlar. Bu reusable oldu artık. Yani siz herhangi bir sayfada bir, diyelim ki 3. iframe var. 3 tane iframe var. Siz ikincisine switch yapmak istiyorsunuz. Direkt buraya 2 yazabilirsiniz. 2. iframe'e switch yapmak için. 3. iframe'e switch yapmak için 3 yazabilirsiniz. Burada sadece bir tane iframe olduğu için ilk iframe'e switch yaptık. 1. iframe'e switch yapmış olduk. Sonra switch yaptıktan sonra kullanıcı techpro@
linkine tıklar. Şimdi o link bir web element. Onu da hemen bulalım. Locate edelim şöyle. Bunu locate edelim. Şöyle tag A attribute type değeri buton. So şöyle yapalım. A at type eşittir buton diyelim. Tamam. Şu link otomatik olarak gitmiş olsun. Bu expat ile ben bulacağım o elementi. Bunu da test center page şurada frame elementleri şeklinde public selinde element tag pro link diyelim. Eşittir by nokta expat. Expat'imiz de şu. Tamam, o tag pro linkine tıklayacak. Future file'ımızı yazdık. Step definition'larımızı şöyle tamamlamak üzereyiz. Zaten gerekli olan tüm objeleri test sınıfında bulduk. Şimdi test center page'e gidip biraz önce oluşturmuş olduğumuz tag pro linkine tıklayalım. Bu link arkadaşlar o iframe'in içinde. Dolayısıyla biz öncelikle iframe'e switch to yaptık. Eğer switch to yapmasaydık şu başarısız olacaktı. Switch to yaptığımız için şimdi başarılı olmasını bekliyoruz. Şimdi ben şu yine runner'dan çalıştıracağım her zaman olduğu gibi. Çünkü future file'den çalıştırdığım zaman bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. Şöyle iframe'le tekrar çalıştırayım. Çalıştırdım bakalım. Tıklama işlemi gerçekleştirse arkadaşlar iframe'e de zaten geçiş yapmışım demektir. Bakın problem yok. Problem yok. Direkt geçişim gerçekleşti. Hatta şöyle bir end kullanıcı. Şu browser'ı da kapatmayalım da. Sayfayı da açık tutalım arkadaşlar. Tekrar bir daha çalıştırayım. Sadece o tıklama işlemi gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi onu görmek istiyorum. Bakın aşağı doğru biraz kendi otomatik olarak çekti, tıkla doğruya ve yeni sayfam açıldı. Şimdi eğer ben bu frame'e switch yapmamış olsaydım, diyelim ki otomasyonda bu çok gerçekleşen bir durum. Yani genelde otomasyon işi ilk defa uğraştığınız sayfalarda iframe var mı yok mu, kaç tane iframe var, kaçıncısına gidilecek ya da bir yere tıkladığın zaman pencere yeni sekmede mi açıldı yoksa aynı sekmede mi açıldı vesaire gibi şeyler çok olabilir. Eğer ben iframe'e geçiş yapmamış olsaydım şu şekilde benim test case'im runner'ı çalıştırdıktan sonra şöyle runner'ı çalıştırayım. Runner'ı çalıştırdıktan sonra o iframe'in switch yapmadığım için test case'im kalacak. Bekleyecek belli bir müddet. 4 saniye falan bekledi. Hani default olarak senin de 4 saniye bekler demiştik ya. 4 saniye bekledi. Dedi ki şu element bulunamadı. Sayfada böyle bir element yok. No such element. Bu çok yaygın bir exception. No such element geldi. Yani diyor ki Selenide, sen diyor böyle bir element yok. Yani böyle bir tag pro linki diye bir link yok. Aslında sayfada var ama iframe'in içinde olduğu için direkt sistem onu göremedim. Dolayısıyla bu iframe var ise test case'in kalma sebeplerinden biri olabilir. Sayfayı biraz inspect edip bu iframe varsa geçmemiz gerekiyor. Şimdi ben şu sayfayı açık tutar dedik ama ondan önce bir de arkadaşlar linke tıkladık. Linke tıklandıktan sonra son olarak bir de şunu göstereyim. Linke tıklandı ya, şu yeni bir pencere açıldı. Bunu biz normal Selenium'la bu sayfaya geçiş yapabiliriz. Ama arkadaşlar bu birden fazla pencere Selenium'da bana göre yani mantık olarak anlaşılabilir neden geçiş yapmamız gerekiyor ama ilk seferde en zor konulardan birisi. Yani birden fazla pencere olduğu takdirde o pencereye geçiş yapmak istersek veya diyelim ki şurada bir tane daha sekme açıldı. İkinci sekmeye ben geçiş yapmak istiyorum ya da buradan buraya tekrar geçiş yapmak istiyorum ya da tekrar buradan ta şuraya geçiş yapmak istiyorum. Bu gibi durumlarda işte biz normal Selenium'da biraz daha zorlanıyoruz. Çünkü işte orada get window handles var. Yani konumuz Selenium olmadığı için Selenium'u bilen arkadaşlar ne demek istediğimi anlıyor. Birden fazla pencere olduğu zaman işte tüm pencereleri benim bir sete koymam lazım. Koyduktan sonra tek tek loop içinde istediğim şeye if condition'ı koyarak geçiş yapabilirim normalde. Ama bu bir iş. Şimdi Selenide'de bu işlem biraz daha kolay. Selenide'de arkadaşlar direkt switch to yine demem yeterli. Yani switch to window deyip o window'a direkt set vesaire koymadan, set kullanmadan geçiş yapabilirim. Şimdi onu yapalım. Yani tek yapmam gereken direkt switch to window deyip window'un indeksini vermek. Normalde Selenium'da böyle bir şey yani kısmen var ama biraz daha zor. Yapalım. Şimdi
İsterseniz şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki şimdi şurada şuraya gideyim. Şurada Tech Pro Education linkine tıkladık ya. Tıkladık ama şu anda arkadaşlar driver hala şu eski sekmede. Yani driver'ımız hala şurada. Driver hala burada. Yani bizim bir işlem yapmak istiyorsak ya da bir elemente tıklamak istiyorsak driver hala burada. Hani biz insanız, gözümüz var. Biz biliyoruz ki normalde bizim gördüğümüz ekran şu Tech Pro Education ekranı, bu pencere. Ama driver'a biz buraya geçiş yap demezsek driver geçmez. Bunlar sonuçta yazılımın ürünü. Dolayısıyla driver hala burada. Biz driver'a explicitly olarak switch to .window deyip bizim geçiş yapmak istediğimiz window'un indeksini verebiliriz. Yani burada şu arkadaşlar index ilk index, yani şöyle index of 0 diyeceğiz. Tamam, buna bu şekilde şuraya 0 yazdığımız zaman buraya geçiş yapacaktır. Tabii normalde Selenium'da yapmış olduğunuz gibi window handle alarak tekrar bir önceki sayfaya geçiş yapabiliriz. Şu arkadaşlar index of 0 şu 0, tamam mı? Şu 1. Şu 1. Şöyle biraz daha geri geleyim. Bir sileyim şurayı. Şu sıfırıncı pencere. Şu birinci penceremiz olacak. Şu birinci index. Bunlar index. Bunlar index. Tabii şu birinci pencere ya da birinci sekme. Şu da ikinci sekme. İkinci sekme. Tamam. Sizin future file'ı yazma mantığınıza göre bir yazmamız gerekecek. Tamam. Bir yazdığımız zaman bu ikinci pencereye gidecek. Geri tekrar dönmek istiyorsak switch to window 0 yazıp buraya kolaylıkla geçebiliriz. Yani burada çok kullanışlı bu. Normal Selenium'u kullanan arkadaşlar hemen hatırlayacaktır. Demiş olduğum gibi işte set kullanılması gerekiyor, window handle kullanılması gerekiyor vesaire. Burada öyle bir durum çok gerekmiyor. Şimdi yazalım test case'imizi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapayım ben. Sayfa URL'i deyip sayfa URL'i ben tıkladıktan sonra şu anda driver hala test page'de. Page'de olacaktır. Yani siz tıklayıp tıklamanıza rağmen hala test page'de olacaktır. Bunun ispatı nasıl? İspatını şöyle yapacağız. Direkt URL. URL fonksiyonu kullandığımız zaman arkadaşlar sayfanın URL'i otomatik olarak gelecek. Şimdi bu driver.getCurrentURL var Selenium'da. Ama burada direkt URL'i yazdığımız zaman şöyle static import yaparsak webdriverrunner.url şöyle yaparsak şimdi bu URL arkadaşlar direkt buraya şunu import yapın. Bu bize direkt URL'i return edecektir. Ya bunu şu şekilde de yazabilirsiniz. Webdriver runner.url şeklinde yazabilirsiniz. Şöyle de yazabilirsiniz ama kısaca static import yaptığımız için şunu tercih edelim. Comment yapayım. Bu bize test page'in URL'ini return edecek. Yapmak istediğim şey yeni pencereye geçiş yapmak. Yani yeni pencereye geçiş yapıp oranın URL'ini almak istiyorum. Ama biliyorum ki yani şuraya tıkladığım zaman driver buradaki işlemleri göremez. Buradaki sayfa bilgilerini göremez. Driver hala şurada, burada. Biz driver'a dememiz gerekiyor ki driver şu birinci, ikinci pencereye geçiş yap. Bunu dememiz gerekiyor. Diyelim ve bunu bir reusable şekilde yazalım. And switch to window. Kaçıncı window'a switch etsin? Şimdi switch to window arkadaşlar ikinci window'a switch ettik şu anda. Hani iki tane sayfa var ya. Şuna benim tercihim şu yönde. Şu birinci window. Bu bir. Bu da iki. İkinci window'a switch edecek. Ama bu window sayısı ama indekse döktüğümüz zaman şu. Bu sıfırıncı indeks olacak. Şu da birinci indeks olacak. Dolayısıyla ben parametre yazarken şu window sayısından bir çıkartmam gerekecek. Onu da şöyle yapalım. Diyeceğiz ki switch to window 2 dedik. Step definition'ımızı oluşturduk. Step definition'ımızı oluşturduktan sonra tek yapmamız gereken yine şuradaki mantığın aynısı. Switch to deyip burada frame'e switch to yapabiliriz. Alert'e switch to yapabiliriz. Bir de burada şu new window farklı new window dediğimiz zaman hem bir yeni window oluşturuyor ve oraya switch yapıyor. Ama şu window fonksiyonunu kullanacağız. Window. Tabi burada demiş olduğumuz gibi ya indexle switch yapabiliriz ya da handle veya name ile switch yapabiliriz veya title'ını bile buraya pass edebiliriz arkadaşlar. Page'in title'ını bile pass edebiliriz. Biz çok detaya girmeyeceğiz. Yine normal derslerimizde bunları ayrıntılı bir şekilde Selenium derslerinde görüyorsunuz. İster window handle alıp buraya gömebilirsiniz. İster index alıp buraya gömebilirsiniz. İsterseniz
İkinci parametre olarak bekleme süresi de implisitli olarak bekleme süresi de ekleyebilirsiniz. Biz sadece şunu seçelim. Yani şunu da seçebiliriz, şunu da seçebiliriz ama şöyle yapalım. İndeksi şuraya diyelim ki target window. Target window diyelim sadece. Şu ismini değiştirdim daha anlaşılır olması için. Hedefteki window. Arkadaşlar target window'dan bir çıkarttığımız zaman biz indekse geçiş yapmış olacağız. Tabii ikinci parametre örneği de göstereyim size. İkinci parametrede şöyle bir seçeneğimiz var aslında. Duration nokta of seconds deyip 5 saniye bekleyebiliriz normalde. Bu şu demek. Siz eğer ikinci bir window yok ise ikinci window'un geçiş yapılabilmesi için 5 saniyeye kadar bekleyecek. Eğer bunu koymazsanız, şöyle yaparsanız bu 4 saniye bekleyecek. Selenium'daki default. Eğer yoksa 4 saniye bekleyecek. Ama eğer bir window var ise görür görmez hemen oraya sistem geçiş yapacak. Ben bunu sadece arkadaşlar kullanışlılığını göstermek için normalde bunu da kullanalım. Yani şu ikinci şu kısım zorunlu değil. Sadece dinamik olarak ekstra beklemek istediğimiz durumlarda bunu kullanabiliriz. Switch yaptık. Son olarak şöyle switch yaptık, tamam. Switch yaptıktan sonra yine hangi sayfadayız onu bir alalım. İsterseniz sisteme print elen yeni sayfa URL'i deyip şöyle direkt burada şimdi URL diyelim. URL. Bu arkadaşlar bize yeni sayfa URL'ini verecektir. Yani şurada hala eski sayfanın URL'ini ama geçiş yaptıktan sonra yeni sayfa URL'ini verecektir. Bu şu demek, yeni sayfaya geçiş yaptıktan sonra ben o yeni sayfada istediğim işlemleri yapabilirim. Yani şuradaki X butonuna tıklayabilirim, sonra burada gelip arama yapabilirim vesaire. Ama eğer switch yapmasaydım buradaki driver, buradaki işlemlerin hiçbirini, buradaki elementlerin hiçbirini görmeyecekti. Hala ben bir işlem yapmak istediğim zaman bu sayfada o elementleri arayacaktı. Böyle bir detay var. Son olarak testimizi çalıştıralım. Runner'ıma gittim. Çalıştırdım. Bakalım geçiş yapılabildi mi, yapılamadı mı? Geçiş yapılabildiğini de sayfa URL'inden anlayacağız. Back to Tech Education'a tıkladı. Bakın 5 saniye beklemedi. Direkt hızlı bir şekilde geçiş yapılabildiği için hemen geçiş yaptı. Şimdi thread.sleep koyalım. Bir 3 saniye bekleyelim. Bir de switch'ten sonra 3 saniye bekleyeyim. Aslında şuraya biraz da mesaj yazabiliriz. Şöyle sisteme print elen Tech Pro linkine tıklandı ve yeni pencere açıldı. Sonra 3 saniye bekledim. Hali hazırdaki sayfanın URL'ini print ettim. Sonra şurada da yeni pencereye geçiş yapıldı şeklinde bir mesaj yazdım. Sadece şu geçişlerin daha iyi anlaşılabilmesi için konsolda bu şekilde yazılar yazdırdım. Tekrar bir daha çalıştırayım. Yani burada sadece anlamamız gereken driver hangi durumda, hangi sayfada. Yani geçiş yaptıktan önce ve sonrası. Şimdi bakalım raporumuza. Arkadaşlar switch to frame 1 dedik. Tech Pro linkine tıklandı. Yeni pencere açıldı. Yeni pencere açıldığı halde hala driver eski pencerede kaldı. Yani bizim otomasyondaki olmazsa olmaz driver'ımız eski pencerede hala. Yani yaptığım her şey, bulmak istediğim elementler hala eski pencerede kaldı. Yeni pencere açık olmasına rağmen. Sadece bizim yeni pencereyi görmemiz driver'ın o sayfada olduğunun anlamına gelmiyor. Çünkü bunlar dediğim gibi yazılım ürünü. Biz Tech Pro Education'a tıkladık. Yeni pencere açıldı. Sonra yeni sayfa linkimiz bu şekilde çıkmış oldu.